Şu an hukuk fakültesini kazanan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Müthiş bir mutluluk içerisindesiniz. Bundan 18 yıl önce, once upon a time gibi. Ben de 18 yaşındaydım ve tam da bu zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştım. İçimde sanki büyük bir yarışı, büyük bir maratonu birincilikle bitirmiş olmanın verdiği bir mutluluk, hissiyat ve rehavet vardı. Ve sadece tatil yapmak istiyordum ve dinlenmek istiyordum. Yani o kadar zorlu bir lise döneminden geçiyorsunuz ki, yani hepimizin kaderi bu tabii şu an. Başka türlü bir sınav ve eleme mekanizması yok. Böyle zorlu bir üniversite hazırlık sürecinin sonunda bu kadar kişi içerisinde yarışa girip ve bu yarıştan da gayet başarılı bir şekilde çıkıp üniversitede hukuk fakültesini kazandıktan sonra hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz. Bir kere kendinizi o kapıdan içeri attınız ya, tamam zaten bir şekilde biter diyorsunuz. İşte ben de bu hatayı yaptım. Hukuk fakültesini kazanmanın hayatımdaki en büyük amacımı gerçekleştirmek olduğu yanılgısına kapıldım. Aslında o zamana kadarki hayatınızın en büyük sınavıydı üniversite sınavı, kabul. Ama hayatınızın sadece üniversiteye girmekten ibaret olmadığını ve 22 yaşında ölmeyeceğinizi düşünürseniz, tabii ki gaybı Allah bilir, orasında değilim ama hayatın 22 senede sonlanmaması halinde hayatınızın en büyük sınavının üniversite sınavı olmadığını göreceksiniz. Üniversiteye girmenin, üniversiteyi bitirmekten daha önemli olmadığını da zaman geçtikçe anlayacaksınız. Ben birinci sınıftayken ortalamayı tutturamayıp sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Üniversite sınavını kazandıktan sonra oluşan rehavet ve hukuk fakültesinde devam zorunluluğunun olmaması sizi biraz daha rahat davranmaya, sınav zamanında sınavlara hazırlanırım düşüncesiyle dersleri zamanında takip etmemeye itebilir, aman dikkat. Türkçe, matematik, geometri ile hiç alakası olmayan birçok duyduğunuz kelimeyi anlamadığınız bir bölümden bahsediyorum. Bu dersleri anlamak, sınava hazırlanmak ve bu sınavlardan başarılı olmak hakikaten hiç de kolay değil. O yüzden en büyük tavsiyem size, hukuk fakültesi birinci sınıfı sanki fakültenin son sınıfıymış gibi ciddiyetle başlamanız ve nasıl başlarsanız öyle gidecek. Baştaki rahatlığınız alttan ders bırakmaya, sonra da bu derslerin birikerek önümüzdeki yıllarda önünüzde çığ gibi kocaman bir mezuniyete engel olmasına sebep olabilir. Yani sizsiz olun, hukuk fakültesi birinci sınıfı hiç de hafife almayın.